9 Ekim 1998'de Kürt halk önderine dönük yapılan komplo elbette ki Kürt halk önderinin aslında imhası hedeflendi ve Kürt özgürlük mücadelesinin tasfiyesi planlandı. O süreçte çünkü tarihte gerçekten en karanlık, en acımasızca bir komplo ve Kürt özgürlük mücadelesi aslında yani hem Orta Doğu haklarına hem dünya haklarına bir umuttu, bir ışıktı ve bu devletler arası kendi içerisindeki o pazarlıkları, kendi çıkarları, menfaatleri için yaptığı pazarlıklar ve bunu Kürt halk önderi üzerinde çok derin ve acımasızca, onharca aslında bir karanlık bir komplo gerçekleştirildi. Açlık görevleriyle ilk etapta buna dönük tepki gerçekleşti. Her birimiz cezaevlerinde açlık görevlerine bedenimizi açlığa yatırdık. Bunun dışında işte kapı vurma eylemleri, ses çıkarma eylemleri söz konusu oldu. Fakat artık önderliğinin Kürt halkı önderliksiz olamayacağının bilincinde ve önderliği olan inanç, Kürt özgürlük mücadelesine olan inanç, önderliğin etrafında bir kenetlenme durumu söz konusu oldu. İlk direniş ateşten çember oluşturuldu. İlk direniş Maraş cezaevinde özgürlük mahkumu Mehmet Halil Oral arkadaşımız "Güneşimizi karartamazsınız" şiarıyla bedenini ateşe verdi. Arkadaşın şehadeti önünde saygıyla eğiliyorum. Tabii çok şey değildir, sıradan bir eylem değil, çok basit bir eylem değil. Bunu yaparken de kendi içerisinde bir kararlaşma yaşıyorsun. Hem bilinç düzeyi, hem duygu boyutu, ideolojik anlamda, bilimsel anlamda, bunun sonucu ne olur, getirisi ne olur? Bir bütün olarak bir yoğunlaşma içerisine girdim ve tamamen artık ben de bir özgürlük mahkumu olarak bedenimi ateşe vermeliyim de ben bu komplonun önüne geçebilmeliyim düşüncesi ve yoğunlaşması bende kilit nokta oldu. Bunu yaparken elbette ki çok yoğunlaşma durumum söz konusu oldu. Bu eylemi yaptığında bedenini ateşe vereceksin. Ateşle dans edeceksin. Yani önderliğin etrafında ateşten çember artık oluşması gerekiyordu. Güneşimizi karartamazsınız eylemleri birçok cezaevinde. Direniş had safhada. Önderlik etrafında ateşten çember oluşturuldu. Bir direniş. Ve bu direniş Avrupa'ya sıçradı. Türkiye'ye sıçradı. Kürdistan'a sıçradı. Rusya'nın göbeğinde Hükmiye Seyhan arkadaşımız, aynı cezaevinde olduğumuz arkadaşımız orada bedenini ateşe verdi. Yine dışarıda halkın topyekün bir sarıldana dönüşmesi, önderliğini sahiplenmesi, Kürt özgürlük hareketini sahiplenmesi komployu aslında boşa düşürdü. Bu sadece kendini yakma eylemleriyle değil, dışarıdaki halkın sarıldanı, duruşu, Kürdistanların olduğu her yerde ama bu sarıldan çok da büyüdü. Büyüdü ve önderliğin etrafında büyük bir kararlılık ve inançla sahiplenme ve komplo boşa düşürüldü. Kürt halk önderi üzerinden komplo, evet, o süreçte önderliğin duruşuyla, yeni yaşam paradigmasıyla, felsefesiyle boşa düşürüldü. Fakat bu komplo tamamen bitti diyemeyiz şu an. Bu komplo halen devam ediyor. Ve komplo sadece dediğim gibi, yani önderliğin ihması esas alınıyordu ama Kürt hareketinin de tavsiyesiydi. Bu şekilde bakmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu komplonun devamı Paris'te de gördük. Öncü kadrolarımızın, 3 kadın arkadaşımızın orada katledilişi, yine Rojova'ya olan saldırılar, bunlar hepsi bu komplonun bir devamı. Ama her defasında bu karanlık ve çirkin komplonun
her defasında Kürt halkı tarafından aşağı boşa düşürüldü. Kürt halk önderliğini artık fiziki özgürlüğünü esas almamız lazım. Artık bu tecridin tamamen kırılması lazım. Yani Kürt halk önderinin şahsında gerçekleştirilen tecrit bütün zindanlara yayılan bir tecrit. Aslında toplum olarak tecrit altındayız. Yani toplum tamamen tecrit edilmek istiyor, izole edilmek isteniyor. Burada eğer bir ülkede bir çözümün olması gerekiyorsa, normal bir yaşamın sürdürülmesi gerekiyorsa, Kürt halk önderinin gerçekten artık özgürlüğünün olması gerekiyor. Bizim hedefimiz bu olmalı. Kürt halk önderi artık fiziki anlamda özgür olmalı. İmralı'dan çıkması gerekiyor. O izolenin, o tecritin artık kaldırılması gerekiyor ve kırılması gerekiyor.